Merhaba arkadaşlar, bugün sizin sorularınızı yanıtlayacağım. Benden 2000 liraya bir kombin oluşturmamı isteyen bir arkadaşın ürün tavsiyeleriyle başlayacağım. Bu arkadaşın adı Kar98K diye bir nickname'e sahipmiş. El eskinin bu montuyla başlayayım. Devamlı kastan başlıyorum, bu sefer montla başlayayım. Bu 3 mevsim rahatlıkla kullanabileceğiniz el eskinin bir montu. Detaylarına çok fazla takılmıyorsanız, hani uygun performanslı 2000 liraya toplamını alabileceğiniz bir kombin olacak bu. Kollarında çıt çıtı var. Kol içlerinde, bileklerinde çıt çıtı var. Kol içlerinde çıt çıtı var. İçinde bir astarı var. Tabii ki hem dirseklerinde hem de omuzlarında koruması var. Arkasında bir sırt koruma yok. O sırt korumayı ayrıca almanız gerekiyor. Arkasını göstereyim. Arkası da böyle. Renklerine takılmayın. Farklı renkleri var veya farklı mont seçeneklerini zaten açıklama kısmında ben yazacağım. Eleskin'in Stream Evo kaskını öneriyorum monttan sonra. Şöyle diyeyim, ilk önce şuradan başlayayım. 1550 gramlık EC2205 sertifikasına sahip bir kask. Hem üst havalandırma hem ön havalandırma kanalı var. Aynı zamanda kademeli açılan bir camı var. Çene pedi var, burun pedi var, mikrometrik bir tane bağlaması var ve hani gözlükle giyebileceğiniz bir kask, gözlük kanalları yapmışlar çünkü. İç petlerini de çıkartıp yıkayıp tekrar takabilirsiniz. Ve tabii ki şöyle bir güneş vizörü var. Güneş vizöründe şuradaki pime bağlamışlar, bağlantı yapmışlar. Rahatlıkla inip çıkıyor, kaldırılabiliyor. Bu böyle bir kask. Polikarbon bir kasktır. Uygun fiyatlı bir kask diye paylaşıyorum. Daha iyi kasklar var tabii ki. Özellikle bunun biraz daha iyisi diyeyim. LS2 CR1. Daha iyisi tekrar Shoei GT-Air, Shoei NXR gibi gidiyor. Belko Alfire alınabilir. Spor sürüşe başlangıcı güzel gelecektir. Üstündeki monttan sonra altınıza T90 pantolon alabilirsiniz. Pantolon istemeyen arkadaşlar için Zandona'nın dizliklerini de önerebilirim. Ama önerdiğim bir şey değil. Daha önceki videolarda görmüşsünüzdür zaten. Bu hem dizlerinizi hem de kaval kemiğinizi çarpmalara, kazalara karşı koruyacaktır. Şu şekilde bantları var. Bunlar cırt cırt şekilde birbirine bağlanıyor. Dizin çevresinden dönüyor ve oturtuluyor. Yanında Vexo Comfort eldivenleri sunacağım. Vexo Chicago eldivenleri sunacağım. Neden bunları sunuyorum derseniz şu kısımlarında hem bilek korumaları var, hem deri bir yapıya sahip, aynı zamanda hem yumruk korumaları hem eklem deri korumaları gerçekten iyi. Gaz hassasiyetini artırması için de körük mekanizması koymuş adamlar buraya. O yüzden de güzel ve yani iç tarafında böyle tırtıklı bir alan da yapmışlar. Ve beraberinde sunabileceğim Rockwell'in daha önceden de sunduğum VP modeli. Bu modelde sunmamın nedeni hem dayanıklı hem ucuz hem fiyat performans alabileceğiniz bir ürün olması. Bileklerinde, burnunda ve topuklarında koruması var. Alt tarafı da şu şekilde yapılmış. Cırt cırtlı bir model, içinde çok fazla terletmeyen bir şekilde yapılmış. Şimdi diğer soruya geçelim. Bu soruların hepsini topladım, bir video şeklinde paylaşacağım. Bir tane Necip diye bir arkadaşımız 15-25 bin lira arası üst bir kombin yapabilir misin demiş. Tabii yapabilirim Necip. Şöyle diyeyim, Arai'nin Rebel'ini alabilirsin, Shoei'nin NXR'ini alabilirsin. Eğer spor bir sürüş yapıyorsan Shoei NXR sana gerçekten iyi gidecektir. Renkli modelleri biraz daha pahalıdır. Arai'nin Rebel kasları çok daha pahalıdır. 5500 lira civarında filandır. İyi bir mont istiyorsan Rukka'nın en iyi modelleri var. Rukka'nın en iyi modellerini de şuraya hemen görüntüsünü koyuyorum. Linkini de paylaşacağım. Özellikle yabancı polisler sanırım Finlandiya ve Norveç'teydi. Onu kullanıyorlar. Onu kullanmalarının nedeni hem içine sadece bir tişört giyip onu giyerek çıkabiliyorsun. -20-40'lara kadar tahminen dayanıyordu. Hem Rukka Balistik diye geçiyordu sanırım adı ya da farklı bir şeydi. Onun da görüntüsünü buraya koyacağım. Linkte aşağıdaki açıklama linkinden ona bakabilirsin. T90 pantolon vermek isterim fakat o yazlık ve ağırlıktır. Onun yerine yine Revit'in herhangi bir derik pantolonunu alabilirsin.
Onun da görüntüsünü buraya koyacağım. Fiyatını da zaten aşağısına yazacağım. Açıklama kısmında yazacağım. Ayağında Dainese'in botlarını alabilirsiniz. Yaklaşık da zaten 15 bin lira civarına gelecektir diye düşünüyorum. Detaylarının hepsini yani buraya kadar koyduğum için tek tek üstüme giyip veya getirip buraya tanıtmadım. Şimdi diğer arkadaşların sorularına geçelim. Arayın'ın siyah kaskını tanıtır mısın demiş bir arkadaş. O da tahminen budur. Arayın Rebel gerçekten iyi bir kask. Şöyle diyebilirim, hem bakış açısıyla hem işte iç dizaynıyla, burun pediyle, küçük bir çene pediyle gerçekten iyi. Double D bir bağlantısı var, iç pedleri çıkıyor. Ön havalandırma, üst havalandırma kanalları çok iyi. Artı havalandırma kanalları koymuşlar. Onlar da hemen camın üstünde bulunuyor ve içinde bu hava alışverişini iyi yapsın ve işte içini buğulandırmasın, camın içini buğulandırmasın diye de birçok kanalı var. Üst havalandırma kanallarını zaten görüyorsunuz şurada, Q2 yağında. Arka hemen spoiler'ın altında havalandırma çıkışı var. Yan tarafında hava çıkış kanalları var, tekrar şu kısımlara koymuşlar. Ve bunun ağırlığı 1560 gramlık bir kask. ECE2205 sertifikasına sahip, birkaç tane daha sertifikası vardır. Onları bilmiyorum. Onları zaten hani açıklama kısmında yazacağım veya linkinden siz bakabilirsiniz. Bir de Dainese mont dizlik. Dainese dizlikleri zaten daha önceden tanıtmıştım. Dainese dizlikler çoğunlukla gerçekten hani iyidir ve aynı zamanda hani kaval kemiğinize kadar sizi koruduğu için de gerçekten iyi yapılmış, iyi üretim ve aynı zamanda çarpmalardan etkilenmemiz için muhafazası da gerçekten çok iyi yapılmış dizliklerdir. Onlardan alabilirsiniz. Onlara muadil değil de işte onlara bir ürün daha eklemek istersen yine Zandona'nın bu dizliklerini alabilirsiniz. Bunlar da mafsallı dizliklerdir. Mafsallı demek şöyle kırılabiliyor ve dizinizin oturma şekline göre sizi destekliyor ve ona uygun şekilde duruyor demek. Onlardan alıp kullanabilirsiniz. Başka ne ürün istemiş? Dainese yarım eldiven. Dainese yarım eldiven şu anda yok bizde ama şuraya bir tane görüntüsünü koyacağım. İsterseniz oradan linkine tıklayarak bakabilirsiniz. Veya bizim elimizde hani internet sitesine bakmadım var mı diye. Ama şu anda mağazada Dainese yarım eldiven yok. O yüzden hani linkini koyacağım veya işte buraya görüntüsünü koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Aslında hani ben bunu biraz daha sohbet olarak düşündüm ama hani arkadaşlarımın da sorularını cevaplayayım diye girdim. Biraz daha ürün tanıtımına döndü. Fiyat performans giyimi istemiştim. Bir tane arkadaş ona uygun şeyler çekmiştim. Bir de bir arkadaş demişti ki diğer bir arkadaşın sorusuna cevap vermişti. Kulak kaçları bu ses sorununu gideriyor diye. Alpine MotoSafe diye bir tane ürün varmış Alpine'ın. Bu kulak tıkaçlarını tıkayarak hani kaskınız eğer çok fazla ses alıyorsa o gürültüyü engellemek için Alpine MotoSafe'i kullanabilirsiniz demiş. Diğer bir arkadaşa öneri vermiş. Gerçekten iyi. Yani ben MotoSafe'i bilmiyorum. Kulak tıkacı kullanabilirsin diyordum. Ama Alpine MotoSafe gerçekten iyi olduğunu söyledi arkadaş. Teşekkürler. Max Scooter istemişti. Hakan diye bir arkadaşımız. Onun önerilerini zaten paylaştım. Cover Stamp mı, Belt Qualifier mı diyen bir tane arkadaş vardı. Bu arayı koyayım, onu getireyim. Belt Qualifier'ı daha önceden zaten tanıtmıştım arkadaşlar. Cover Stamp ise... Bir arkadaşımızın sorusu vardı. Belt Qualifier mı, Cover Stamp mı diye sormuştu. Yani ben ikisi arasında çok fazla hani büyük farklar göremiyorum arkadaşlar. Hani spor sürüşlerinde Naked'a da uygun. Bazı arkadaşlar scooter için de bunu alıyor. Veya Cover Stamp da bunlar için alınabilir. Ama hani çene yapısı biraz daha uzun öne doğru. Bu da kafası yuvarlak arkadaşlara biraz daha hani ne denir, köşeli kafa yapısına sahip olan arkadaşlara bu daha iyi olacaktır. Belt Qualifier da biraz daha yuvarlak kafa yapısına sahip arkadaşlara çok daha iyi olacaktır. Hani kask olarak hani dış kabuğuyla, şunusuyla, busuyla yaklaşık bence birebir diyebilirim. Hani özellikleri açısından da yaklaşık birebir. İkisinin de hani geniş bakış açısı var. Sadece Belt Qualifier'ın güneş vizörü yok. Alt tarafında detay vermek gerekirse Belt Qualifier'ın Double D bir bağlantısı var. Daha güvenli bir bağlantı çeşitidir. Cover Stunt ise
sadece mikrometrik bir bağlantıya sahip. Ha, ağırlık açısından derseniz, ağırlık açısından 1587 gram bel qualifier, 1500 gram ise Faberg stand. Ağırlık açısından da bel qualifier bence daha iyi, bağlama açısından da bel qualifier daha iyi derim. Faberg stand ise bence hani ikinci kask olalım. Bel qualifier'ı daha çok beğendim bu konuda. Bir bağlama, bir de hani hem iç sistemi hem de güneş vizörünün olmaması bence çok daha iyi. Hani aşırı fark var mı? Ufak tefek farklar var. Ama hani boynunuzdan çıktığı zaman bir çarpma, yaralanma, kaza anında boynunuzdan çıkmayı zorlaştırabilir mi derseniz, zorlaştırsın derseniz bel qualifier'ı seçin derim. Benim önerim budur. Sonraki arkadaş ne demiş? Gözlük camı buğu yapar mı? Gözlük camı buğu yapabilir. Her an yapabilir. Biraz sıcakta kalırsınız, terlersiniz. İçeriği çok fazla sıcak basar, buğu yapar. Veya kışın işte dışarıdan çok fazla soğuk alır, camdan soğuk geçirir. Siz nefesinizi üflersiniz. Hemen buğu yapar, kolay kolay da gitmez, durmak zorunda kalırsınız. Bir pin yok alın arkadaşlar. Ama hani içerideki buğuyu engelleyebilecek şekilde yapılmış herhangi bir şey yok. Mecburen hani şöyle yapabilirsiniz. Gözlük camınıza tıraş köpüğü sürebilirsiniz. Veya işte buğu engelleyici bir sprey sıkarsınız, onu silersiniz ve öyle devam edersiniz. Böylece buğu yapmadan bir gün boyunca binersiniz. Daha sonra yıkandığında veya terlediğinde o buğu yapma etkisi tekrar gelecektir. Bununla engelleyebilirsiniz. Mat renk olmasının ne gibi avantajları var? Kaskın mat renk olması görünürlüğünüzü %37 kadar azaltıyor arkadaşlar. Eğer renkli bir kask olursanız %37 kadar daha fazla görünüyorsunuz. Eğer parlak veya fosforlu renklerde bir kaskınız varsa görünme olayınız kat kat artıyor. Ama şöyle bir şey de var. Diyelim 200 metre uzaktan herhangi bir renk, herhangi bir kask, herhangi bir karaltı sadece siyah renk olarak görünüyor veya lacivertin herhangi bir tonu olarak görünüyor. Onun dışında sizi 100 metre uzaktan görmeleri imkanı yok. Ama yakına geldikçe renklerin seçilme olayı daha kolay, siyahın seçilme etkisi çok daha azdır. Onu da aklınızda tutun. Bir de bir arkadaş, Getül diye bir tane arkadaş şey sormuş, tesettürle kask takabilir miyim? Tesettürlü arkadaşlar böyle daha önceden gelmişlerdi. Eğer saçınızı arkada topuz yapıyorsanız arkadaşlar bu kask size olmayacaktır. Çünkü hani arkasında bir topuzluk, boşluk veya işte kaskın içinde topuzu saklayabilecek bir alan yok. O yüzden de hani o topuzla beraber kullanamazsınız. Ama normal bir başörtüyle veya saçlarınız içeride açık şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Maske takarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca topuzunuzu açsanız ve o maskeyi hani tesettürü çıkartıp içine giyseniz maskeyi, o da yaklaşık zaten tesettür gibi tamamen kapalı. Şuraya kadar kapalı. Ondan sonra evde çıkartıp maskeyi giyip kaskı takıp doğrudan dışarı çıkabilirsiniz. Orada kullanabilirsiniz. Aklınızda olsun. Başka diğer sorular. Ha, bu arada kafanızdan daha büyük kask almamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer hani ben illaki saçımda topuz var, işte onunla beraber giymek istiyorum derseniz ve bir büyük, iki büyük kask, beden kask alırsanız o bayağı büyük bir tehlike yaratır. Çünkü çeneninizden rahatlıkla çıkar. Bir de Mehmet diye bir arkadaş demiş ki 3000 liraya Honda CBR için bir kask önerisi sunabilir misiniz demiş. Benim sunacağım kask belli arkadaşlar. Shoei'nin spor kaskını NXR'ı sunacağım. Orada nerede? NXR. Belki birazcık daha pahalı olabilir renkleri ama mat desenli olanı yaklaşık 3000-3200 lira civarındadır. Bunun nasıl bir detayı var derseniz kolay açılır. Hızlarda açılmayacak şekilde ön kilitlenir. Ön camı kilitlenir. İç tarafı buğu yapmaması için 10 tane hava kanalına sahip. Ön tarafında şu şekilde açılan hava kanalı var. Üst tarafında elle idare edilebilen hava kanalı var. Arka tarafında hava çıkış kanalı var.
V360 gramlık, 1400 gramlık bir ağırlığa sahip. İç tarafında W bağlantısı var. İç petleri çıkabiliyor. Ve aynı zamanda geniş bakış açısına sahip. Bunu da o arkadaşa bilgi olarak söyleyebilirim. Başka arkadaşların söylediği şeyleri de cevaplamaya çalışayım. M sınıfı ehliyetle alakalı, bir aslında bunu ayrı paylaşacaktım ama hem burada paylaşayım hem de ayrı paylaşayım. M sınıfı ehliyette kullanılan motosikletler nelerdir diye sormuştu. Ben de bunu internetten yorumluyorum zaten. M sınıfı ehliyetin hangi motosikletler kullanılır, nasıl alınır? Zaten B sınıfı bir ehliyetiniz varsa M sınıfı bir ehliyetiniz otomatikman oluyor. Yani B sınıfı ehliyetle M sınıfı motosikletleri, M sınıfına da kullanılabilecek motosikletlerin hepsini kullanabiliyorsunuz. Buna elektrikli motosikletler, normal motosikletler de dahil. Yalnız şöyle bir şey var. Hani bazıları plakasız kullanılıyor, işte bazıları diyor ki plakasız kullanılıyor veya işte diyorlar ki işte vergi yok, şu yok, bu yok filan falan. Muayenesi var en azından. Onun o yüzden hani motor dinç diri görülmeli, 2 senede bir muayeneye girebilecek şekilde kontrolden geçebilmeli. Yani sizin onun bakımını yaptırmanız gerekir arkadaşlar. Sigortası olmadığı için bu büyük bir risk taşımaktadır. Eğer hani basit de olsa bir sigorta yaptırırsanız çok daha iyi olacaktır. En azından güvenli kullanırsınız. Birine çarptığınızda veya biri size çarptığında sigortadan paranızı alabilirsiniz veya motorunuzu tamir ettirebilirsiniz. Bu bir risktir. 45 kilometre süreti geçen her motosiklet plaka takmak zorundadır ve M sınıfı ehliyetle kullanılmaz. A1 sınıfı ehliyetle kullanılır. Bunun da detayını vermiş olayım arkadaşlar. Hani bu nasıl bir sorun? Yani ben motorları da sıralayacağım zaten. Hani şu sağ tarafta bir listesini sıralayacağım. Hani bildiğim çok fazla motor yok. Özellikle elektrikli motorlar hakkında çok fazla bilgim yok. Kral motorum vardı galiba işte. Mondial'in vardı, o sınıfta M sınıfıyla kullanılabilecek, ehliyetsiz kullanılabilecek denen motorları. Ondan sonra başka hangilerim vardı? Mondial'im vardı, Kral'ım vardı, çelik motorum vardı. Bissan'ım vardı galiba. O motorların hepsini Honda Today'di galiba. Honda Today üretilmiyor galiba. 2016'da kalktı üretimi. O da kullanılabiliyordu sanırım ama hani tam emin olmak için benim listeyi görüp ondan sonra burada göstereceğim, yayınlayacağım. Bu M sınıfı ehliyetle alakalı birçok soru geliyor. Zaten benim de kendime ait bir tane sistem var. O siteye de gerçekten çok fazla soru geliyor. M sınıfı ehliyette bazı bilinmeyenler var. O bilinmeyenleri olabildikçe cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben detay verirken 50 cc motorlara da giyim gerekir mi diye bir tane video vardı. O videoyu da zaten paylaşacağım. Evet, giyim gerekir arkadaşlar. Eğer 45 km diyelim maksimum sürat yapıyorsunuz 50 cc'lik motorla, 45 km'yi de geçmiyorsunuz ama 45 km'yi çarptığınızda da yaşamınızı yitirebilirsiniz veya işte bir yerinizi kırabilirsiniz, burnunuzu kırabilirsiniz. Bunun farkında olmanız için özellikle bunu söylüyorum, detayını belirtiyorum. Şimdi diğer arkadaşın sorusuna geçelim. Açık kaskı maske ile kullansam sorun olur mu? Açık kaskı maske ile kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Goggle gözlükler var. Onları da kullanabilirsiniz. Veya biz işte bizim daha önceden paylaştığımız videolardan bir tanesinde maskelerden bir tanesini tanıtmıştım. O da chopper kullanıcılarına yönelik bir tane kasktı. O kaskın önüne o maskeyi koymuştum. 120 liralık bir bedeli vardı zaten. 120 TL civarındaydı. O maskeyi de şuraya koyabilirim. Oradan bakabilirsiniz. Fiyatlarını da aşağıya koyacağım. Farklı farklı Google gözlükler de alıp kullanabilirsiniz. Tamamen bir maskeyle şuranıza kadar kapatıp önden hava alabilir şekilde de kapatabilirsiniz. Sonuçta hani asfalt yolda giderken herhangi bir şey sıçrar ve yüzünüze gelirse yaralayacaktır. Ses geçirmeyen kask tavsiyesi istemiş bir de bir arkadaş. Ses geçirmeyen kask tavsiyesi için Bell Qualifier verebilirim. Nex SX100'ü verebilirim. Shoei GT-R veya işte Shoei NXR, Shoei Q-West'i önerebilirim. Bir arkadaş da şöyle bir şey demişti. Shoei Q-West'ler Shoei NXR ses alıyor demişti. Ya GT-R ya da NXR ses alıyor, ses geçiriyor demişti. Hatta çok geçiyor demişti. Onun içinde Alpine MotoSafe
kulaklıklarını önermiştik. Çünkü hani kaskında bir sorun olabilir ve o kask sorunu çoğunlukla kaskındaki sorun o camında açıklık yapmış veya işte altından bir rüzgar geçirme sorunu olabilir. O da kulağına doğrudan yansıyor olabilir veya belki de üst havalandırmasında bir sorun var. O yüzden de olabilir. Ondan tam emin olabilirse o arkadaşı da hani emin olana kadar hani sürmesi için MotoSafe, Alpine MotoSafe kulaklıklarını öneriyorum. Bir arkadaş önermişti, o yüzden ben de öneriyorum. Yine birisi sormuş, M ehliyetinde kullanılacak motorlar. Aynı motorları zaten listesini koyacağım arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Hepinizin sorularına cevap vermeye çalıştım. Biz İstanbul Bostancı'dayız. Bizim arkadaşlarımıza gelip isterseniz bir kombi, isterseniz sorularınız varsa onları sorabilirsiniz. Hepsine cevap vermekten memnuniyet duyacaklardır. Biz İstanbul Bostancı Total Deniz'in karşısındayız. Hepinize iyi sunuşlar.